devam edelim gelişmeleri konuşmaya. Bu ekranlardan sizlerle paylaşmıştık. Aslında biz izleyicilerimiz gündemi daha erkenden öğrenme şansına da sahip oluyorlar. Demiştik ki 5 liralık madeni paralar geliyor, hazır olun. O paralar dün tedavüle çıktı. Hatta yönetmenim onun görselini de ekranlara getirecek. Aslında izleyicilerimize göstermek istedik. Biz gelmeden birkaç yere sorduk ama bulamadık. Sen rastladın mı bilmiyorum sevgili Bora Erdin. Ve Bora Erdin'in araştırması ortaya çıkardı ki bu madeni paraların bir maliyeti var ve o maliyet daha para tedavüle çıkmadan arttı, zamlandı. Evet, ben dün bu arada PTT'ye gittim. PTT bu arada esnafa veriyormuş sadece belli bir limitle. Şu an 1000 lira ile evet. Başlamışlar. Çünkü 100 bin adet basıldı 5 lira ve bizim hayatımıza 28 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılından bir gün önce bir darphane, bir Maliye Bakanlığı ve darphane bir tanıtım sosyal medyadan evet. paylaştı. Dedi ki hatıra para olarak bastık Cumhuriyet'in 100. yılına özel. Hepimiz bu arada şöyle. Şunu da söyleyeyim değerli izleyiciler, şimdi ekonomik boyutundan bağımsız olarak bu paranın ön yüzündeki o kalpaklı Atatürk simgesi mi diyelim, görseli mi diyelim, nasıl ifade etmek gerekiyor doğru ifadeyle. Görsel. Buna ilişkin de, görseline ilişkin sosyal medyadan da pek çok tepki var. Onu da altını çizmek isterim. Bu çok alel tecel hazırlanmış evet. bir madeni para. Bu arada o kadar ne derler buna? Kurnazca bir hareket ki 28 Ekim'de çıktılar, dediler ki hatıra para sınırlı sayıda 100 bin adet. Bu arada bütün paralar sınırlı sayıdadır. Evet. Yani 5 kuruş da belli bir limitle çıktı. Daha sonra yenilendi. Piyasada neredeler, ne durumdalar bilmiyoruz. Hı hı. Ama dediler biz önce, herkes sosyal medyada şöyle zannetti. Bu bir hatıra para, 100. yıla özel. Biz alacağız bunu. Para koleksiyonu yapanlar var mı bilmiyorum. Ben yaparım, severim de. Gideriz biz de darphaneye, sipariş veririz. Özel paralar vardır, onları alırız. Onlar bu arada 100 liradır, 150 TL'dir, 200 TL'dir. Ve saklanır, koleksiyondur, kutuda durur. Bunlar cebimize girecekler. Hayatımızı olacaklar. Para üstü olarak alıp, sadece para üstü olarak alıp, o kadar kaldı. Yani bir şey satın alamayacağız bunları. Para üstü olarak alacağız. Hayatımızda dolaşımda olacak. Ne zaman çıktı dedik? 28 Ekim Cumartesi günü dediler ki 5 lira var. Geldi hatıra para. Dedim ki hatıra değil, tedavül parası. Kendileri söylüyorlar. Tedavüle çıkacak. O gün oturdum. Merkez Bankası resmi gazetede bu arada dün yayımlandı. Dediler ki işte resmi şu kadar olacak. İşte madeni değeri bu. İçinde de şu alaşımlar var. Şimdi halka kısmında bu paranın %64 bakır, %4 nikel, %32 çinko var. Hemen içerisinde o küçük kısmında %64 bakır, %9 nikel, %27 çinko var. Bu detaylarla kimsenin böyle yormayacağım izleyicilerimize. Ama bu madeni paranın ağırlığı 8.25 gram. Yani oldukça da ağır bir para. Bunun içerisinde 5 gram bakır, 5.25 bakır, 6.64 çinko, 0.5 gram da nikel var. Şimdi ben ne yaptım? Cuma günü Londra Metal Borsası'nda bu içinde bulunan 3 madenin dolar bazında ton fiyatını çıkarttım. Onu dolarla çarptım ve içindeki gramı göre hesap yaptım. Cuma günü kapanışta bu para hayatımıza girmiş olsaydı değeri, yani maden değeri 1 lira 63 hatta 62 kuruş olacaktı. Ama salı günü hayatımıza girdi bu para. Hem dolar yükseldi. 27-30'ların, 28-30'ların üzerine dolar çıktı. Hem o arada bir artış var. Öte yandan Londra Metal Borsası'nda bakır, çinko ve nikelin fiyatı arttı. Hepsini üst üste koyduk. Para daha tedavüle girmeden maliyeti 2 kuruş arttı. Şimdi izleyicilerimize söyleyelim. Bu paranın maliyeti bugün, ya dün ben bu haberi yazarken 1.65'ti. Bugün 1.67 oldu. Yani 4 kuruş daha. 4 kuruş oldu. Yani 5 kuruşa gitti maliyeti. Peki diyecekler ki ne güzel işte 1.65'e mal edip 5 liraya satıyorlar. Hayır. Aslında Merkez Bankası, yani devlet size bir 5 lira veriyorsa bu 5 lirayı borçlanıyor demektir. Bir de bunun 1.65 maliyetini ekleyelim. 6 lira 65 kuruş borçlanıyor aslında devlet. Yani şöyle düşünebilirler. Ay işte 1,5 liraya mal etmiş abi. 1.65'e mal etmiş. 5 liraya satıyor. Muazzam kar diyenler olacaktır. Hayır. Onu da üzerine ekleyeceğiz ve devletin bu kadar borçlandığını hesaplayacağız. Niye bu kadar yüksek? Şunun için yüksek. Birincisi metal
dünyada emtia, biz altın konuşuyoruz evet. ama sadece altın da bir değerli metal emtia grubunda, hem de bir alım satım aracı. Hem emtia hem bir değerli maden olmasının dışında bir para birimi gibi de kullanılabiliyor. Artık hayatımızda bakır, çinko, nikel, elektrikli otomobillerin bu kadar yaygınlaşmasıyla birlikte pek çok maden, alüminyum özellikle fiyat arttı, fiyat yükseldi. Bir de bunun yanına içine bir de savaş durumumuz girdiğinde herkes emtia tarafına yöneldi. İşte altının yükselmesinin temel nedeni aslında emtia olarak çok kıymetli olması. Öte yandan altınla birlikte arkasından sürüklenen bakır, çinko, nikel, konsantre, metaller hepsi bu arada Londra Metal Borsası'nda işlem görüyor. Dediğimiz gibi cebinize koyduğunuz 5 lira çok yakın bir dönemde, bu arada şöyle bir hesap yapalım. Altın, çinkonun fiyatı, şu bu arada Londra Metal Borsası'ndaki fiyatları da verelim. İzleyicilerimiz belki hesaplamak isterler. Bakırın ton fiyatı 8140 dolardı dün. Hı hı. Çinkonun 2464 dolardı. Nikelin ise 18.000 dolar seviyelerindeydi fiyatları. Biz bunları aldık, 28.30 ile çarptık. Bir de geriye döndük, tedavüle çıkmadan, daha doğrusu tanıtımı yapılmadan evvelki fiyatına, borsa kapanış fiyatlarına ve doların fiyatına baktık ve hesap çıkarttık ortaya. Şimdi niye bu kadar üzerine gittik ve didik didik inceledik? Şunun için. Türk lirasının ne kadar hızlı değer kaybettiğini aslında burada daha iyi görüyoruz. Ben yine geçtiğimiz günlerde hesaplamıştık. Artık bir kuruş yok hayatımızdan. Tamamen çıktı. 5 kuruşu gören var mı? Yok. 10 kuruş da yok. 25 kuruş neredeyse imkansız ona ulaşmak. 50 kuruş ve 1 TL ile dönüyordu piyasa. Onların da maliyetleri artık üretim, metal maliyetinin üzerine çıktı. Burada şöyle bir şeye dikkat etmişler. Madeni paranın ağırlığını yükseltmişler. Hı hı. Ama nereye dönmüş? Evet. 1 TL'nin ağır, biliyorsun 1 TL'den biz şey kaybetmiştik, ağırlık kaybetmiştik. Evet. 1 TL diyete girmişti evet. ve zayıflamıştı. 1 TL diyete girdikten sonra otomatlarda büyük bir sorun yaşandı. Para atıyordunuz, parayı, madeni parayı otomatlar tanımıyordu. Şimdi 1 TL'nin yerini işte o otomatlarda 5 TL alacak. Tamam. Peki o zaman bu konuya noktayı koymadan önce son olarak şunu sorayım. Kısa bir yanıt. Zaten sorunun yanıtı olmadığı için yanıt da kısa olacak. Burada gördüğümüz 5 lirayla acaba ne alabiliriz? Örneğin ekmek alabilir miyiz? İkisiyle evet. Bir yer, bazı yer, bazı şehirlerde. İkisi birden 10 lira olduğunda evet alabiliriz. Ama tek başına 5 lirayla ne alır? Ben düşündüm. Tek başına sadece cepte yük. Evet. Pekala, şimdi bir yandan da işte metal borsasından bahsettik, emtiadan bahsettik. İşte başlarken piyasa rakamlarını verdik. FED'i bekliyoruz bugün. Değil mi? FED kararı. FED gelecek. FED nasıl bir karar verecek? Zira faizde tamam mı, devam mı? FED'in kararı ne olacak? Küresel piyasalar bir yandan da bu karara odaklanmış durumda. Elbette sadece bizim değil, dünyanın gözü Amerikan Merkez Bankası'nda olacak. Ne dersin?